yönündeydi? Şöyle, parlamento ciddi bir erozyon yaşadı. Bu net. Aslında yeni sistemin kuvvetler birliği sistemi olduğunu biz söylüyorduk. Yani bütün kuvvetleri alıp saraya götürmek istedi Tayyip Erdoğan ve maalesef Türkiye toplumu buna evet dedi. Ve meclisin denetim görevini daha da yapamadığı bir döneme girdik. Yani meclisin görevi bir, yasama yapmaktır, yani yasaları çıkarmaktır. İki, bence ondan daha da önemli bir görev, yürütmeyi dengelemek ve denetlemektir. Bu dönemde maalesef bu denge ve denetim görevini daha az etkin yapabiliyoruz. Bunun çeşitli sebepleri var tabii ki. Siyasi irade daha çok saraya doğru aktı ve bununla beraber diğer güçler de aşındı. Yani medya da aşındı. Büyük oranda topluma ulaşılamayan bir medya maalesef var. Ve diğer dengeleyici, denetleyici, bağımsız kurumlarında yürütmenin yedeğini aldığı günlerden geçiyoruz. Yani bir ombudsmanlık meselesi vardır mesela Türkiye'de. Ombudsman, şu anda bütçesini görüştük, Adalet Bakanı'nın kayınbabası ombudsman. Oysa ombudsman dediğimiz demokrasilerde gadre uğrayan vatandaşı devlete karşı korur. İyi de Adalet Bakanı'nın adaletsiz olduğu günlerde onun kayınbabası nasıl damadını denetleyecek? Böyle bir iltisaklı, dengeleyici, denetleyici kurumlar ağı ve tabii ki meclisteki AKP çoğunluğu da AKP, MHP çoğunluğu da bu denge ve denetim görevini yapmamıza büyük oranda engel tabii ki. Peki şimdi esas konumuza dönersek, Halkların Demokratik Partisi'nin milletvekilisiniz ve HDP konuşulunca durmadan bir 7 Haziran'da aldığı oy oranı telaffuz ediliyor ve ardından bir dizi görüş belirtiliyor. Bu konuda o tarihten bu yana bakıldığında HDP'ye ilişkin muhalefette bir etkisizleştiği yolunda bir görüş var. Bunun sebebini eğer böyle bir yargıyı paylaşıp paylaşmadığını merak ediyorum ama burada tabii kuşkusuz devletin HDP kadrolarına yönelik, eski eş başkanlara yönelik cezaevlerine insanları göndermesi söz konusu bir dış etken var ama acaba iç kapasite olarak da HDP'nin muhalefet etme tarzında sıkıntılar var mı? Bakın şöyle söyleyeyim, çok net olarak söylüyorum. HDP'nin kurucu bir üyesi olarak, bir milletvekili olarak söylüyorum. HDP'nin başına gelenler, yani şu 3 yılda HDP'nin başına gelenler, dünyada hangi partinin başına gelseydi o partiden geriye eser kalmamıştı. HDP'nin başına gelenlerin binde biri, bakın %1 demiyorum, binde biri AKP'nin başına gelseydi AKP çil yavrusu gibi dağılmıştı. Mesela AKP'ye kapatma davası açıldığında çok iyi biliyorum, AKP'li bütün üyeler AKP'den nasıl kaçacaklarını düşünüyorlardı. Tabii ki onayladığımız bir şey değildi ama hepsi gemiyi terk etme telaşındaydı. Oysa 10 bine yakın arkadaşımız tutuklu, 10 binlerce arkadaşımız gözaltına alındı, bırakıldı. Biliyorsunuz parti kurullarımıza yapılan saldırıları, eş genel başkanlarımıza olan operasyonu, yani bu yapılan olayların ve medya ambargosunu, her gün itibarsızlaştırma çabalarını, bütün trollerin saldırılarını, yani binlerce şeyi alt alta koyun. Bu kadar şeye rağmen HDP dimdik ayakta. Tabii ki zorlanıyoruz. Bakın bundan kuşku yok. Yani bir Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın binlerce arkadaşımızın tutuklu olması, belediyelerimize kayyum atanması, bütün bunlar elbette bizi zorluyor. Ama her şeye rağmen inandığımız bir şey var, biz haklıyız. Ve devletin mağduruyuz. Ve inandığımız değerlerde herhangi bir sorun görmüyoruz. Yani demokrasi istiyoruz, adalet istiyoruz, barış istiyoruz. Bunlar evrensel değerler. Onlar savaş diyorlar, işte baskı diyorlar, zulüm diyorlar. Devletin bütün gücüyle üzerimize çullanıyorlar. Ama buna rağmen maalesef, onlar açısından maalesef diyeceğim tabii ki, bizim üzerimizde herhangi bir şekilde HDP'yi bitiremediler ve bitiremeyecekler. Çünkü şunu mutlulukla söyleyeceğim. Tabii ki aşınıyoruz ama her koltuğu, aldıkları her koltuğu dolduruyoruz ve mücadele gücümüzde bir eksilme yok. Ama sorun şu, tekrar bakın o eski önyargıları depreştirdiler. Yani biliyorsunuz HDP'ye dönük olan önyargıları 7 Haziran sürecinde büyük oranda aşındırmıştık. Yok işte böleceksiniz ülkeyi, parçalayacaksınız filan gibi yaftalar vardı üzerimizde. Oysa biz tam tersine ülkeyi birleştirebilecek gücün HDP olduğu iddiasındaydık. Ve bunu anlattık ve bu yönde teveccüh bulduk. Toplumun büyük bölümü HDP iyi yolda diyordu. Şimdi bu çatışmalı süreçte tekrar bütün medya aygıtlarıyla, devletin bütün gücüyle HDP'yi tekrar yaftalamaya çalışıyorlar. Bunda bir miktar başarılı oldular. Bunu kabul etmemiz lazım. Ön yargıları depreştirdiler. Ama hala her şeye rağmen
HDP mücadele etmeye devam ediyor ve edecek yani. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Onların zulmü var, bizim de inadımız var. İnadımızla, mücadele azmimizle devam ediyoruz. Peki, Garo Paydan'a göre doğru muhalefet tarzı diye tariflenen bir durum var. Nedir bu doğru muhalefet tarzı denen tarz? Ya şöyle söyleyeyim, mesela ben yapıcı muhalefet yapmaya çalışan bir milletvekiliyim. Yani genelde meclisteki tarzım da odur. Herkesi iyiliğe çekmeye çalışıyorum ama belki Galatasaray Meydanı'nda beni görmüşsünüzdür. Orada beni bile çileden çıkaran bir zulümle karşı karşıya kaldık ve orada polise karşı direndik. Çünkü Süleyman Soylu'nun tarzı, işte milletvekili bile olsa ona saygı göstermeyin diye polislerine. Ama bu haksızlığı gördüğümde de bende bile, yani benim gibi her şeye rağmen şiddeti reddeden bir kişide bile bir direniş durumu getiriyor. Mecliste de inanın çoğu zaman milletvekilleri olarak aynı salonda bulunuyoruz. AKP'lisi, MHP'lisi, İYİ Partisi, CHP'lisi, HDP'lisi. Ve birbirimizle insani ilişkilerde kurmaya çalışıyoruz. Yani sonuç olarak düşman değiliz birbirimize. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve inanın mesela Plan Bütçe Komisyonu'nda biz bunu başarıyoruz. Herkes görüyor bunu, birbirimizin düşmanı olmadığımızı. Ama maalesef irade mecliste değil, sorun bu. Yani biz milletin vekilleri olarak orada bir yol bulmaya çabalıyoruz. Ama irade mecliste değil, irade bir darbe yaşadığımızı ben düşünüyorum. Bir şekilde irade saraya taşındı ve sarayda da yalnızca güvenlikçi bakışı hapsolmuş bir anlayış var. Yani basalım, ezelim, yok edelim, oraya saldıralım. Bütün bütçemiz, bakın bütçeye görüşüyoruz. Bütçe kaynaklarının çok ciddi bölümü silaha, savaşa gidiyor. Çünkü çözüm üretemeyen bir düzen tekrar zulüm üretiyor. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir alışkanlığı. Yani sorunları çözemiyorsan onları sindir veya yok etmeye çalış. Bu anlayıştalar. Oysa siyaset baktığımızda siyaset sorun çözme sanatı. Bu anlamda ben sorunu mecliste çözebileceğimiz düşünüyorum ama önemli olan mecliste iradenin taşınması. Ama yeni sistemde maalesef dediğim gibi kuvvetler birliği anlayışı var ve iradeyi meclisten çeken bir anlayış var. Bunu yanlış olduğunu AKP'liler de bence gördüler. İnanın arkada kulis sohbetlerinde pek çok AKP milletvekiliyle konuşuyoruz. Onlar da meclisin çok daha önemsiz bir yer olduğunu kabul ediyorlar ama yeri geldiğinde maalesef denge ve denetim görevi çerçevesinde ellerini kaldıramıyorlar. Çünkü irade dediğim gibi kendilerinde değil. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Yerel seçimlere 5 ay var. HDP yerel seçimlere doğru hangi argümanları öne çıkaracak ya da size göre çıkarmalı? Şöyle söyleyeyim. Az önce tekrar bütçeden örnek verdim. Şimdi bütçeler bir ülkenin vicdanıdır diyoruz mesela. Hani bütçeler siyasi belgelerdir. Şu anda bütçeye baktığımızda eğitim, sağlık, yoldur, sosyal politikadır, bütün bunların bütçelerinin eksildiği, bakın reel olarak eksildiği dönemdeyiz. Bütçeleri asla artırılmıyor. Ama silaha, savaşa, tanka, topa, tüfeğe %50, %60 artış var. Bu hepimizin kesesini ilgilendiriyor. Bakın hepimiz yoksullaşıyoruz. Ciddi bir ekonomik kriz var ve ekonomik krizin bedelini yoksullara ödetiyorlar. Yani bir işçinin çocuğuna pantolon alamadığı için intihar ettiği bir ülkede şu anda bakıyorsunuz bir S-400 füzesine milyonlarca işçinin daha iyi yaşam sağlayabilecek şartlara bir S-400 füzesine veriyoruz. Bu tercihleri değiştirme çağrısı yapıyoruz. Ve tek bir elden, şu anda bakın biz Dimya'da pirince giderken eldeki bulgurdan olduk. Biz ademi merkeziyetçilik dedik, yani merkezdeki güç yerellere dağılsın dedik. Tam tersine daha da merkezileşti maalesef güç. İşte bu merkezileşmenin ve dengelenememenin, denetlenememenin toplumu fakirleştirdiğini anlatacağız. Yani gücün tekrar yerellere dağılmasının gerektiğini ve toplumsal barışın buradan geçtiğini anlatmaya çalışacağız yerel yönetim seçimlerinde. Ve bu kayyum siyasetine karşı da tabii ki tekrar mücadelemizi vereceğiz. Hem bütün yerellerde demokrat adayların kazanması, yani yerel demokrasiye inanan, yerelden siyasetin oluşmasına inanan demokrat adayların kazanması için mücadelemizi vereceğiz. Hem kendi adaylarımızla, illa kendi adaylarımız olsun da demiyoruz. Yerellerde en demokrat aday kimse, adaylar kimse, onların etrafında buluşma çağrısı yapacağız.